O kadar basit yani. Hiç kavurmam ama valla çok iyi bilgi aldım. Şöyle ya, ya. Gideyim. Biraz dağıldı burası, kusura evet. bakmayın. Toplayacağım ben. Evet. Çok güzel. Ya şimdi ben bu tarifi de yaptım. Kanalıma koydum. Oradan bütün detaylarını izleyebilirler. Evet. Ben gerçekten yulaf tüketmeyi seviyorum. Ama yulaf çiğ olduğu zaman onu böyle sürekli çiğnemek beni yoruyor. Çiğnem acıyor, rahatsız oluyorum. Hadi. Bir de kavrulmuş halleri benim çok hoşuma gidiyor. Bu sadece... Ne kadar yulaf koyuyoruz? Bir öğünlük mü yapıyorsun şu anda? Şimdi yoksa... ben bir kavanoz da buraya getirdim koymak için. Ben bunu bir haftalık olarak planlayabilirsiniz. Onu göstermek istedim. Tamam. Şimdi ne yaptığımızı anlatalım. Yulafı kavurdum. Sadece tavada, işte yapışmaz bir tavada yani kavurdum. Yani kavur buraya bir haftalık yap diyorsun. Evet, öyle onu mi? Demek ha, istiyorum. Tamam, bravo. Anladım. Çok güzel. Ondan sonra şuna birazcık su ekleyelim. Birazcık gevşesin. Tamam. Süzme yoğurt var burada. Tamam. Eğer koyu seviyorsanız da koyu yapın. Önemli değil. Teşekkür ederim. Şu süzme yoğurdu birazcık gevşetiyorum. Süzme yoğurdu üzerine koyacağım. İstediğiniz meyvelerden de üzerine koyacaksınız. Ve bunun tadına bayılacaksınız gerçekten. Bu da sizi bir kavanozun içerisine yapıp koyarsanız sabah işe gitmeden önce şipşak size gurme bir kahvaltı olacak, göreceksiniz. Vallahi çok güzel, malzemelerini görüyorum buradan. İnanılmaz evet. güzel. Şimdi bir kaşık rica edemeyim var mı orada? Evet. Teşekkür küçük ederim. Küçük var olur mu? Olsun olsun, şunu spatula alayım. Sıyırmak için rica ediyorum. Süzme yoğurdu şöyle üzerine sıyıralım. Size biraz ters kaldı ama şöyle hemen şöyle bir yapalım. Şey var mı? Bilemedim. Evet. Evet. Tamam. Şimdi süzme yoğurdu üstüne koydum. Yoğurt tüketemeyenler, yoğurdu alternatifine tüketiyorlarsa tabii ki Semen, onu bunu akşamdan hazırlasalar daha mı iyi? Biraz yulafı yumuşatır. Ha, yumuşak seven birisi için evet daha iyi. Evet. Yumuşayacağı kesin yani. Bu ne? File badem. Kavurdun onu da. Kavrulmuş o da çok file güzel badem koktu. Her zaman. Ya ben kavrulmuş seviyorum. Tabii çiğin beslenme... Bu ne? Keten tohumu. Hmm. Çiğ daha besleyici olabilir ama ben kavrulmuş seviyorum. Ne yapayım? Ben de böyle seviyorum. Ben keten tohumunu gerçekten çok seviyorum. Tabii. Tohumları yiyorum ben. Bütün tohumlar aynen çok öyle. Çok iyi. Bu ne koydun şimdi? Limon kabuğu rendesi. Şimdi ver sizden bakayım. Ricam. Oh. Şunları karıştıralım. Ha, kuruları. Bunları karıştıralım. Siz kavanozu size zahmet. Koyayım ben. Onları tamam. koyarsanız ben de o arada şu çilekleri hazırlayayım. Bir de birazcık tarçın da ekleyeceğiz. Kahvaltı öğlene ha, içine koyuyorsun kuruları. Biraz tarçın. Heh. Güzel. Tarçını da ekledik. Bu bir kavanoz size. Yani siz kendi granolanızı yapmış oluyorsunuz. Yani bir nevi granola diyebiliriz evet. buna. Yani hazır sütle de olur. Tabii ki. Tabii süt ki. Olur. Buradaki ana bunu çok sevdim. Güzelce kavurmuş olmak. Ben bal kullanacağım biraz. Tabii ki istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tatlı sevmiyorum, yemiyorum diyene. Agave şurubu kullanabilirsiniz. Efendime söyleyeyim, pekmez kullanabilirsiniz. Meyvelerden de çilek kullanacağım ben şimdi. Başka evinizde şeftali ne olur. Varsa. Kivi olur, şeftali olur. Hangi meyve varsa elinizde o olur yani, hiç sorun değil. Çilek tabii şimdi artık son demler. Bir de şey, rengi çok güzel. Ay, evet, şefler bu görsel çilek falan olarak... çok seviyorlar. Orman meyvelerini çok seviyorlar. Çünkü görselleri ama... çok güzel oluyor. Bir de kapya biberi çok severler şefler. Ay. Kırmızı kırmızı güzel gözüküyor. Kırmızı fotoğraf güzel çektiğinde gözüküyor. İyi oluyor diye. Canlı canlı dilleri böyle. Yalnız bu şunun aklını çok sevdim. Şu çok güzelmiş. Yani bunu bir kere yaparsınız. Yani ben bir hafta dedim ama o bir haftada bozulacak diye bir şey yok. Yok, bozulmaz. O bir aya kadar kendini korur, hiçbir şey olmaz mis gibi. Ay çok güzel, bal da bakınız, koydun. Bakınız, evet çok tatlı değil mi? Çok güzel. Arzu ediyorsanız bir iki tane nane yaprağıyla da süslersiniz bunu. Hı. Bunu yediniz mi? Ben size garanti ediyorum yani ben gibi bir insan sabah 7-7.30'da bunu yiyip öğlen 2'ye kadar acıkmıyorum. Yaşar gel. Çok çok besleyici, çok güzel evet. bir şey. Şimdi şeker hastaları için de bu çok güzel bir öğün ama balık koymazsa. Balık koymayacağız. Balık koymayacağız. Tabii. Bizim için de çok güzel bir öğün. Tahıl var, yoğurt var, içinde keten tohumu var, tohumlar var, badem var ve de çilek var. Bu kadar çilek. İkisi birbiri karışık yediğimiz için şekerimizi de çıkartmaz. Süper güzel. Ay Semen bu ne? Fındık kreması yapacağız onunla da. Ay önce... onu da kavurdun.